Şimdi aradılar, çadırı teslim almaya geliyorlarmış. Ben de çıkardım buraya koridora. Tekrar bir sildim. Çadırı alan ailenin de 3 yaşında kız çocukları varmış, küçük. Ben de onu mutlu edeyim diye, yani çadırın yanında böyle mutlu olsun diye şöyle bir hediye çanta hazırladım. Ayıcık falan koydum. İçinde ufak bebekler falan var. Çocuk sevindirmek sevapmış derler. Bundan yaklaşık 2,5 yıl önce ben bu oturma odamın turunu sizlerle paylaşmıştım. O dönemde bahsetmiştim size bu televizyon üntemle alakalı ve bu karşı duvarla alakalı bir takım projelerim var diye. Ancak o videoyu izlemediyseniz bu videonun açıklama bölümüne bırakayım. Oradan bir hatırlatma olabilir. Zara o dönemde küçük olduğu için şurada kocaman bir çadırı vardı ve akabinde kapının oraya kadar oyuncakları sıralıydı. Artık Zara o oyuncakları oynamadığı için biliyorsunuz bir takım bazı vloglarımı da paylaştım. Onları elden çıkardık ve nihayet çadırı da çıkardığımız için artık o projemi devreye sokmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle tabii ki aşama aşama yapacağım bunu. Şu tarafı hiç karıştırmıyorum. Burası için çok güzel bir projem var. Alışveriş yaptım. Onların kargosunu bekliyorum. Biliyorsunuz bu işler aşama aşama oluyor. Ancak biz öncelikle buradaki TV ünitemin değişikliğini yapalım beraber istedim. Ayrıca şöyle artık son olarak bu haliyle de bir hatıra kalsın dedim. Diğer tarafa daha sonra geçeceğiz. Ancak oranın da zeminini televizyon ünitesinde yapmış olduğum değişiklik esnasında zeminini hazırlayacağım. Bugün Zara'nın bütün malzemelerini mutfağa taşıdım. Şu anda mutfak masasında canlı EBA'da ders yapıyor öğretmeniyle beraber. Kapıyı da kapattırmıyor. O yüzden arkadan böyle sesler gelirse kusura bakmayın. Ben de erken uyandım. Çünkü usta gelecek bugün. Nihayet artık televizyon ünitesiyle ilgili istediğim projeyi gerçekleştireceğiz. Bir de o boş olan duvarın da alt zeminini çalışacak. O sebeple bütün işte aksesuarları kaldırdım. Tabii orada aksesuar değişiklikleri de yapacağım ama o boş olan alan var ya, onu söylemiyorum size, sürpriz olacak. Orası da bittikten sonra aksesuarlarda da değişiklikler yapmak istiyorum. Ayrıca üsttekili aksesuarlara hiç dokunmadım. Çünkü orayla bir işimiz yok. Sadece böyle bir yatırdım ki güvenli olsun eşyalar, üzerimize düşmesin aksesuarlar diye. Orada çünkü hareketli bir çalışma yapılacak. Televizyonu kaldıramadım. Yalnızım çünkü evde. Televizyon da oldukça büyük. Yalnız biraz sonra şu ek olan dolabı sürükleyerek şöyle şu tarafa alacağım ki oktavüsle de kolaylık olsun. Oktavüs de yabancı değil. Benim bütün evimin işte alçısından, alçıpanından boyasına kadar oktavüsle yapmıştı. O yüzden direkt oktavüsle aramamın sebebi de o oldu zaten. Bu arada 2 gün önce Denizli'ye gidip geldim. Gitmişken hemen saçlarımı kestirdim. Daha modele böyle çok alışamadım. Aslında önceden de kestirdiğim bir modeldi. Biliyorsunuz ben Denizli'ye gittikçe saçlarımı kestiriyorum. Konuyla hiç alakası yok ama dün akşamdan maşa yapmıştım. O da saç modeline daha alışamadığım için şuralar kalkmış. Ama nasıl olmuş, beğendiniz mi? Arkası ve kesim oldukça böyle katlattım. Çünkü böyle uzun olduğu için oldukça bir bastırıyordu saçımı. Her neyse, konu bu değil. Şimdi gidip bir Zara'ya bakayım. Ondan sonra da şu dolabı bir oradan alayım. Biraz sonra açacağım zaten kamerayı. Oktay üstte bantlamaya başladı ki boya oralara akmasın. Süpürgelik deniliyordu değil mi Oktay üstte Evet. oraya? Fişleri falan çıkarmadık çünkü interneti sökemedik. Sökmedik daha doğrusu. Özellikle takması zor olur diye. Zaten boyanacak olan alan küçük. Küçük olduğu için de buralara gazete serdik. Yani boy olmasın, daha sonra uğraşmayayım. Şöyle siyah bir boya alıp getirmiş Oktay Usta. 75 liraymış bu. Markası da bu. Bakalım nasıl olacak. Oktay Usta da daha önce kullanmamış bunu, değil mi? Evet. Hadi bakalım. Benim şansım iyidir. Güzel olacak. Sushi'den kaldı. Karıştırma sopası lazım oldu. Sushi'den kalanı verdim. Şimdi karıştırıyor artık boyayı Oktay Usta. Çikolatalı pasta yapıyoruz. Buraya mı dökeceksin o zaman? Evet. Buraya da bu kadar çıktı. Bu yeter değil mi? Yeter. Şu anda rulo alıştırıyor. İyi ki benim kız diyorum şunu kedi için getirmişti o kabı. Evet.
tuvalet yaparız diye. O da küçüktü tabii ki. Şimdi de işe yaradı. Çünkü karıştırmak için bir türlü kap bulamadık evde. Bayağı şekle girmeye başladı. Çok güzel gözüktü. Zara bir tebeşir alalım. Boya diyeceğim ama kara tahta boyası değil bu. Bu boyanın bir özelliği de silinebilir olması, değil mi Oktay Usta? Evet. Gerçi lek olduğunda silinebiliyor. Peki. Gerçi hani televizyon ünitesinin arkasında kalacağı için çok böyle müdahale edilen bir duvar değil zaten. Ya, güzel oluyor değil mi? Beğendin mi? Bak şimdi bitince daha güzel olacak. İlk katı bitti. İkinci katını mı yapacaksın? Evet. Biraz kuruyacak. Ben sana o arada kahve yapayım. Afiyet olsun ablacığım. Şimdi ikinci katında benim de yemeğim bulunsun. Bir de ben çekeyim şöyle dedim. Çok kenara gelmeyeyim değil mi? Evet, sol baştan başlıyoruz. Buradan başlıyoruz. Evet. Doğru yapıyorum. Kenar, evet. Aşağıdan. Aşağıdan mı başlanıyor? Fark etmiyor, devam. Aşağıya kadar indirdim. Bir de şöyle geleyim. Hiç olmazsa bir yemeğim bulunsun. Tekrar deneyeyim mi? Sürdüğün yerlere tekrar üzerine geçiyorsun. Boya işi hemen hemen bitmek üzere. Şimdi Oktay Usta, ben Instagram'da da paylaştığımda istemişlerdi. Evet. Eminim merak edenler vardır. Şimdi Antalya'da oturan çok takipçim var. Evet. Senin sayfanın ismini de verirsek çok iyi olur. Tamam. Küçük harflerle etadilatantalya.com Yani küçük harflerle evet. Antalya antalyaevtadilat.com'dan girip bakabilirsiniz. Yeni açmış galiba Oktay Usta bu sayfayı. Yani bütün inşaat işlerinizi yapar. Gerçekten işçiliği çok güzel. Biliyorsunuz zaten benim evimin alçı sıvası, boyası hepsi Oktay Usta'nın elinden geçti. Yani önünüzde bir de ne var denir ona? A'dan Z'ye her çeşit tadilatı yapıyoruz. Aynen öyle. Bakmak isterseniz bir göz atın derim. Bu arada çok güzel bir yağmur başladı Antalya'da. Müthiş böyle şimşekler çakıyor. Bereketli gelecek. Bu boya bana bereketli gelecek. Oktay Usta, şimdi merak ediyorum. Yani boya işimiz bitti. Daha sonra mesela bu duvarı tekrar ben beyaza boyatmak istersem. Evet. Kolay kapanır mı bu siyah? Kolay kapanır. Altına astar var. Astar uygularsanız bir kat. Evet. Beyaz astar. Üstüne yapacağınız herhangi bir rengi kolayca kapatır. Anladım. Yani basit olur diyorsun. Tabii ki. Astar kullanılması lazım. Hı hı. Çünkü siyah olunca hep merak etmişimdir. Acaba daha sonra nasıl kapatılır diye. İyi. Bunu da öğrendim. Abonelerimle de paylaştım. Eminim merak edenler olmuştur benim gibi. Şimdi Oktay Usta 4 saat dedi. Ancak ben 5 saat boyunca odayı havalandırdım. Tam duvarın kuruduğundan emin olduktan sonra bir güzelce hazır çekilmişken tekrar bir temizledim. Bantları çıkardım ve televizyon ünitemi yerleştirdim. Biliyorsunuz zaten projesini kendim hazırlamıştım. Ben tarif ettim. Oktay Usta da benim istediğim gibi yaptı. Her zamanki gibi muntazam ve güzel yaptı. Çok memnun kaldım. Ayrıca birkaç aksesuar değiştirdim. Biraz sonra zaten paylaşacağım sizinle. Bu arada hemen şu boş olan duvarın mobilyaları da geldi. Onların montajını ya yapacağım ya da yaptıktan sonra tekrar bu aksesuarları bir kez daha gözden geçireceğim. Zaten tanıyanlar biliyor. Sık sık aksesuarların yerini değiştiriyorum. Bir de şöyle bir şey var. Televizyon ünitesi bizim hayatımızda gerçekten çok önemli. Bir istatistiklere göre, bir dedim, biri siliyorum. İstatistiklere göre en çok televizyon seyreden ülkeler arasında Türkiye var. Biz televizyonu gerçekten seven bir milletiz. Şimdi salonumuzda ya da oturma odamızda boş olan en görkemli yere televizyonumuzu kral gibi kurarız. Orada hepimizin odak noktası da televizyonumuz olur. Evet, televizyon açıkken problem yok. Ancak televizyon kapalıyken orası gerçekten ölü bir alanmış gibi gelir bana şahsen. O sebeple de ben o gruba da dahil olmadığım için çok fazla televizyon seyretmiyorum ben. Çok fazla televizyon açılmaz bizim evde. Kahvemi içerken şöyle kafamı çevirdiğimde o bomboş alan olacağına en sevdiğim aksesuarları orada görmeyi gerçekten çok seviyorum. Tabii ki bu zevk meselesi. Burası da benim evim. Bazılarının hoşuna gitmeyebilir ama ben neyi görmek istersem tabii ki onu koyarım. Her neyse, şimdi çok böyle vakit kaybetmeden, havada kararmadan bir göstereceğim size.
Videonun sonunda da bir öncesini anlatacağız. Haberiniz olsun. Öncelikle şöyle uzaktan bir göstereyim size. Şu tarafa hiç gitmeyelim. Buranın zemini hazır. Burayı da artık başka bir videoda beraber dekore edeceğiz. Sizinle başka bir videoda paylaşacağım. Ünitenin üstündeki aksesuarlarda herhangi bir değişiklik yapmadım. Bunları yine buraya bu şekilde yerleştirdim. Bunu sanırım söylememiştim. Bunu Zara Home'dan almıştım. Bu V yazısını. Sibel'imin İsviçre'de bana hediye etmiş olduğu geyikler ve diğerleri de tanıdığınız, bildiğiniz aksesuarlar. Şimdi şöyle uzaktan bakınca kullandığım aksesuarların renk kombinasyonları da gerçekten çok önemli. Yani bu şekilde olduğu zaman kesinlikle gözü fazla da olsa aksesuarınız yormayacaktır. Burada neye dikkat ettim? Mesela üst bölümde hasır sepetleri kullandım. Yanında parlak bir aksesuar var. Yine keza siyah. Yine hasır ama farklı bir renkte hasır. Onun yanında beyaz bir obje, onun yanında da siyah home yazısı. Yani burada gerçek manada güzel bir kontrast olduğunu düşünüyorum. Şöyle alta indiğimde de burada birkaç aksesuar değişikliği yaptım. Burada hatırlarsanız Zara Home'un iki tane böyle kare kutusu vardı. Onları yatak odasına götürdüm. Beyazları burada kullanmayı daha uygun gördüm. Çünkü hepsi böyle hasır hasır boğmasın istedim. Şimdi arka plan da böyle siyah olunca bu detaylar gerçekten çok önemli. Bütün diğer aksesuarlarımı zaten biliyorsunuz. Oturma odası turumda paylaşmıştım sizinle. Oturma odası turunu izlerseniz bunları detaylı bir şekilde zaten anlatmıştım. Şimdi bu hasır sepetimi anlatayım size. Bunu bilmeyenler için, bunu ben Chibo'dan almıştım. Kocaman hasır bir sepet. Bunun aydınlatması gerçekten, ambiyans çok güzel. Yaklaşık 2 karış kadar var ama üstü de oldukça geniş. Burayı gerçekten hem yumuşatıyor hem de çok güzel bir hava katıyor. Bunun içerisindeki bu aydınlatıcımı ben 2004-2006 yılları arasında Almanya'dan almıştım ve çok beğenerek getirmiştim. Ancak kolide bunun üst bölümü kırıldı. Ben de bunu bu şekilde burada değerlendirmeye karar verdim. Gayet de hoş oldu. Ne diyorlar? Unikat bir aydınlatıcım oldu. Ayrıca objeleri aynı renkte birkaç çeşit aynı alanda kullanmak istediğiniz zaman çok çiğ bir görüntü yaratabiliyor. Mesela şu terakota home yazılı olan saksıyı aldığımda şuranın görüntüsünü bir görmenizi istiyorum. Oldukça çiğce bir görüntü oluyor. O çiçeği de orada kullanmayı seviyorum. Çünkü arkadaki bu şeyleri, şunlar var ya, prizleri saklıyor. Güzel kamufle ediyor. Bu şekilde de kullanabilirdim. Ancak terakotayla hemen şu iki beyazın renk uyumunu daha uygun bir hale getirmiş olduğumu düşünüyorum. Yani ben her zaman söylüyorum, böyle ufacık bir dokunuşla evinizin, odanızın havasını bir anda değiştirebiliyorsunuz. Bu benim için inanılmaz büyük, böyle keyif aldığım bir değişim oldu. Böyle olacağını düşünmüştüm. Ancak inanın bu kadar olacağını da düşünmemiştim. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Şimdi şöyle bir soru gelebilir aklınıza. Benim bu oturma odam yaklaşık 50 metrekare. Oldukça büyükçe bir oda. Hani siyah renk acaba odayı dar gösterir mi? Küçük gösterir mi gibi bir soru gelebiliriz aklınıza. Ben hani iç mimar değilim. Bu işleri profesyonel olarak yapmıyorum. Ancak benim düşünceme göre küçük bir oda da olsa siyah rengi duvarınızda, kıvamında kullandığınız zaman kesinlikle dar göstereceğini de düşünmüyorum. Önemli olan o kıvamı yakalayabilmek. İşte odanın hepsini değil ama küçük bir bölümünü işte belli bir miktarda boyamak gibi. İşte onları da uzmanlara sorar öğrenirsiniz. Evet, videonun sonuna geldim. Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve beni desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.